arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yine Londra'da başka bir videoyla karşınızdayım. Bugün Londra'da popüler olan yerlerden ve yine ücretsiz olan yerlerden birisi Covent Garden'dayız. Bu Covent Garden'ın içerisinde Apple Market diye bir yer de var. Christmas olmasından dolayı ortalık ekstra renkli duruyor. Yılbaşı ağaçlarıyla süslendi ve diğer Noel süsleriyle birlikte etraf daha da renkli olmuş gibi duruyor. Gelin beraber market içerisine girelim. Neler varmış, neler yokmuş bunlara takip edelim. Eğer bizi İngiltere'nin dışında takip ediyorsanız İngiltere'ye dair bilgiler almak adına da güzel olacaktır. Tabii yemek içecek almak için birçok nokta bulunuyor bu içerisinde. Burası Covent Garden içerisindeki Apple Market ve en çok dikkatimi çeken bu tarihi binanın içerisinde birçok Noel süsüyle süslenmiş olması gerçekten bayağı büyük aksesuarlar. Hemen baktığımız zaman burada arkadaşlar gümüş kolyelerin satıldığını görüyoruz. Gümüş aksesuarlar 29-39 pound gibi fiyatları var burada. Yağmur da yağdığı için bu bölge şu an beklediğinden çok daha kalabalık. Bakın burada kocaman bir yılbaşı ağacımız da var. Bu tarihi binalarda Londra'ya güzellik katan şeyler bunlar. Ki İngilizler Christmas'a gerçekten çok önem veriyor. Yani dini inanç olarak kabul edilse de Christmas İngilizler için aslında çok dini bir inançtan öte daha kültürel bir aktiviteye dönmüş ve günler boyunca bu aktiviteyi yerine getirmeye çalışıyorlar. Marketler kuruluyor. Christmas Market'e dair bir videoda yapmıştım. Şu an bulunduğumuz bu Covent Garden Apple Market içerisinde de Noel'e dair birçok şey yer almış durumda. Şu an beklediğimden çok daha kalabalık çünkü dışarıda yağmur yağıyor. İnsanlar burada market alışverişi yapmak istemeseler bile sırf yağmurdan korunmak için bu alanın içerisine girmişler. Onun için epey kalabalık duruyor. Bu market içerisinde birkaç şeyin fiyatını göstermek istiyorum arkadaşlar. Genel olarak aksesuar ürünleri bulunuyor. Burada baktığım zaman birçok süs eşyası var. İngiltere'nin de üzerinde aslında fiyatlar var. Mesela burada bir tane gitar hediyelik var. 18 pound'a satılıyor. Ve hediye almak isterseniz birçok ürünü alabileceğiniz ama daha çok aksesuar ürünlerinin satıldığı bir market. Sizin için birkaç farklı ürününü de inceleyeceğim ve fiyatlarını buranın içerisine koyacağım. Burada minik ağaçlar var. Bunlar bayağı hoş aksesuarlar ya. Burada mesela ilginç dizaynlar edilmiş bazı yüzükler var ya da bronzlar. Fiyat olarak pahalılar, 25 pound gibi fiyata satılıyorlar. Daha rafine zevkleri olan insanlar için böyle göstermek gerekirse bazı fotoğraflar var, eskilerden çekilmiş. Bazıları da çizilmiş, Londra'ya dair güzel koleksiyonlar. Ama fiyat olarak baktığımız zaman birazcık pahalı. 60 pound'a satılıyor şu tablo. Yani evinize asmak için güzel hediye olabilir ama fiyat olarak bana bir tık pahalı geldi açıkçası. Ya benim dikkatimi çeken buradaki market bizim İstanbul'daki Kapalı Çarşı'ya benziyor ama tabii ki İstanbul'daki kadar çok daha büyük bir yer değil, epey küçük bir alana sıkıştırılmış. Birçok böyle gümüş yüzüklerin satıldığını gördüm. Yüzükler ve kolyeler burada yer almış. Yemek yemek isterseniz içeride bu tarz restoranlar da var ama normalin çok daha üzerine olan fine dining konsepti bazı restoranlar bunlar. Restorandan bahsetmişken arkadaşlar, restoran burada yer alıyor. Tavuklar 19-20 pound'dan başlıyor. Ramen, sandviçler ve salatalar da var. Burada da yer almış alkoller ve kokteyller 17 pound'dan başlıyor fiyatları. Covent Garden içerisindeki gezin devam ediyor arkadaşlar. Buradaki Covent Garden'ın
diğer ikinci kısmına geçiş yaptım. Burada da yine yılbaşına dair birçok süs yer almış. Ve arkamda da göründüğü yerde yemek yiyebileceğiniz bir alan da var. Burada da yine birçok restoran yer almış. İtalyan tatları ve Fransız yemeklerini yemek isterseniz burada bol bol bulacağınız güzel opsiyonlar var. Ne yağmura aldırmadan geziyor insanlar. Bu İngiltere'nin yağmuru beni öldürecek. Ansızın her zaman her yerde yağmur yağma potansiyeli var bu memleketin. Ama neyse ki ben de ufaktan bu İngilizlerin yaşam stiline alışmaya başladım. Çantamda her zaman bir şemsiye taşıyorum, küçük de olsa. Yağmurdan koruyacak derecede yeterli oluyor. Bu arkamda da Covent Garden'ın arkadan görünüşü. İçeride de birçok illüzyon gerçekleşiyor. O illüzyon gösterilerine insanlar tepki veriyor. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama. Bu arkamda da birçok lüks markanın, mesela Rolex'in, Tudor'un ve diğer birçok markanın bu şekilde mağazaları var. Arkadaşlar, bu Covent Garden'ın hemen yakınlarında karşısında bir Apple mağazası da bulunuyor. Bu İngiltere, Londra'da bulunan prestijli Apple mağazalarından bir tanesi. Daha öncesinde Regent Caddesi'ndeki Apple Store'u gezmiştik. Bunun üzerine bir video daha çekmiştim, kanalda bulabilirsiniz. Eğer Covent Garden'a gelirseniz buradaki Apple mağazasını da ziyaret edebilirsiniz. Şimdi Apple Market'in dışına çıktım arkadaşlar. Bu Covent Market'in etrafındaki yerleri gezeceğim. Tabii İngiltere'de sürekli beklenilen normal olan şey yağmur. Yağmurun altında geziyorum. Christmas ortamı olduğunu bahsetmiştim. Şu an Aralık ayındayız ve arkamda mesela Christmas'a dair birçok kısımlar yer alıyor. Hatta burada hemen göstereyim, Covent Market'in tam önünde bir sürü Christmas yılbaşı ağacı yerleştirilmiş. İnsanlar burada fotoğraf çekiniyor. Biz de bu şekilde bir anı olması adına videomuzu kaydedelim. Bu marketin etrafında tabii yemek yemek istiyorsanız kaliteli yemek yiyebileceğiniz birçok alanda bulunuyor. Burası Covent Market'in başladığı yer. Burası ise onun önündeki cadde. Bu cadde üzerinde yemek yemek istediğiniz zaman birçok kaliteli restoran bulabilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın en önemli kıyafet markaları da yine burada yer almış. Eğer kıyafet almak istiyorsanız, pahalı da olsa design kıyafet almak istiyorsanız burada alabilirsiniz. Ve arkamda da İngiltere'nin sembollerinden telefon kulübeleri. Aktif olarak kullanılmasa da onlar hala burada yer alıyor. Kadrajıma hem İngiltere'nin telefon kulübelerini hem de arkamdaki Covent Market'i alacak şekilde durayım. Ve kapanışımı buradan gerçekleştireyim. Kısa bir video oldu ama Covent Market'i, Apple Market'i gezme imkanımız oldu. Yılbaşı heyecanı sürdü. Bu ortamda insanlar yağmuru aldırmadan dışarıya atmış durumda bu pazar günü. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur bu Covent Market videosu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.